Bankacılık bölümünün telaşları artıyor, acil toplantı yapıyorlar. Bankacılık kesimi kaynakları, Türk lirası mevduat faizlerinin %40'a geldiği ortamda dövizden dönüşlü KKM faizlerinin de %50'ye çıkabileceğine dikkat çekti. Ekonomimden Şebnem Turhan'ın haberine nazaran Merkez Bankası'nın bankaların dövizden TL'ye dönüşümde gerçek şahıslar için ek dönüşüm amacı getirmesi epeyce baş karıştırırken, banka idarelerinin acil toplantı yapmalarına neden oldu. Bankalara dönüşüm gayesi getirildi 28 Temmuz. Sonra da %10'a çıkarılan dövizden TL'ye ek dönüşüm oranı %30'a yükseltilecek ve bu oranı tutturamayan bankalar ise ek Merkez Bankası bankacılık kesimine gerçek şahıslar için ek dövizden TL'ye dönüşüm amacı getirdi. Bankacılık bölümü kaynakları bu adımların döviz ve altın talebini kısıp KKM'ye ilgiyi artırmayı hedeflediğini ve KKM'ye verilen faizin %50'ye kadar çıkabileceğini vurguladı. Dönüşüm oranının paydasında yer alan mevduat fonu fiyatının %10 oranında ek menkul değeri kelam konusu amaca ulaşılıncaya kadar bloke olarak tesis edecek. Merkez Bankası şimdi uygulama talimatını yayımlamadığı için bankacılık bölümü de yeni hesaplamalarla işin içinden çıkmaya çalışıyor. Endişeler artıyor ancak kesimin kaygıları da her yeni adımla birlikte büyüyor. Bankacılık dalı kaynakları her ne kadar 28 Mayıs'ta yeni bir seçim yapılacak olsa da görünenin lokal seçimlere kadar iktisat siyasetlerinde bir değişiklik olmayacağı görüşünde. Bunun da KKM'nin artarak devamı ve lokal seçimlere kadar baskılanan döviz kurları sonucunu yaratacağına işaret eden kaynaklar mahalli seçimler sonrasında ise farklı kıssalar yaşanabileceğini KKM'den çıkışın nasıl olacağını kimsenin bilemediğine vurgu yaptı.